İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Tondrak Tendürek geçidinde ulaşma kar ve tipi engeli. Başbakan Nikol Paşinyan Angela Merkel ile Almanya'da buluşacak. Cavahetinin Ninotsminta Orlovka yolu onarılacak. İran Silahlı Kuvvetleri Irak'taki ABD askeri üssüne ciddi hasarlar verdiğini açıkladı. Ermeni İnsani Yardım Grubu bir yıl içinde Suriye'de 126 bin metrekarelik bölgeyi mayınlardan temizledi. Armat Laboratuvarları Davuş'un tüm okullarında faaliyet gösteriyor. Bugün Surp Sarkis Bayramı. Türkiye'nin değerli yalnızlığı. Batı Ermenistan'ın Ağrı ile Van illeri arasında ulaşımı sağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçit güzergahlarından Tendürek geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Buzlanmanın da etkili olduğu bölgede ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Tır şoförleri tipi nedeniyle 5 saat yolda mahsur kaldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman hükümetinin resmi sosyal medya hesabı olan web sitesinde yayınlanan bir açıklamasına göre 13 Şubat'ta Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Berlin'de bir araya gelecek. Resmi Berlin'e göre toplantıda Almanya ve Ermenistan Cumhuriyeti hükümet başkanları ikili ilişkiler, ekonomi politikası, dış politika ve güvenlik konularını ele alacak. Angela Merkel, Ağustos 2018'de Ermenistan Cumhuriyeti'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Almanya şansölyesi oldu. Ninotsminta Orlovka 7.498 metrelik karayolunun restorasyonu için e-ihale 7 Şubat'ta gerçekleşti. Uluslararası öneme sahip Ahalska Ninotsminta Karayolu'nun 91-98 kilometrelik bölümü yenilenecek. İhale Gürcistan Karayolları Altyapı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklandı. Ön ihale maliyet teklifi 4.722.354 geldi. İhaleyi 4.627.900 gel ile Aral şirketi kazandı. İhaleye göre Ninotsminta'dan Orlovka köyüne giden 7.498 metrelik yol yenilenecek. Yol inşaat şirketi inşaatı 11 ay içinde tamamlamakla yükümlüdür. Asfalt yolun 2 yıl garantisi olacak. Tertayem'in aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri temsilcisi Abul Fazıl Şekarci yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ABD'li askerlerin konuşlandığı Irak'taki Ayn el-Asad askeri üssüne roket saldırısı sonucunda ağır kayıplar verdiğini söylemek zorunda kalacak. Şekarci yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak Irak Başbakanı eylemlerimizden haberdardı çünkü biz diktatör değiliz. Amerikan tarafı bilgilendirilmedi fakat onlar hazırdı ve başlarına ne geleceğini biliyorlardı. Biz ciddi bir darbe vurduk. Amerika Birleşik Devletleri kayıplarını kabul etmek zorunda kalacak. Bu tür haberler uzun süre saklı kalamaz dedi. Ermeni İnsani Yardım Grubu bir yıldır Suriye'de bir misyon gerçekleştirmektedir ve mayın temizleyicileri 8 Şubat 2019'dan 8 Şubat 2020'ye kadar 126 bin metrekarelik bölgeyi temizledi. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre İnsani Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi teslimat sertifikasına göre Al-Hüseyniye yerleşim biriminin söz konusu alanlarının güvenli ve gelecekteki kullanımı için uygun olduğunu belirtti. İnsani Yardım Grubu'nun doktorları ise bir yılda 10.114 hastaya şifa dağıttı. 1354 laboratuvar testi gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tavuş bölgesindeki tüm okullarda Armat Mühendislik Laboratuvarları kuruldu. Armen Press'in aktardığına göre bu haberi Tavuş Valisi Hayk Çobanyan bir basın toplantısında dile getirdi. Bu, 2014'ten beri köydeki her çocuğun dünyadaki en ileri mesleğini öğrenme ve edinme fırsatına sahip olduğu anlamına geliyor. Sevginin koruyucu azizi olan kutsal komutan Sarkis, onun oğlu Mardiros ve 14 askerine adanan bayram bu yıl 8 Şubat'ta kutlanmaktadır ve halk arasında çok beğenilen ve popüler bayramlardandır. 8 Şubat'ta tüm kiliselerde gençlik kutsaması yapılacak. Başkent Yerevan'ın çeşitli yerlerinde festival etkinlikleri, sergi yarışmalar ve Surp Sarkis Kilisesi'nde askerlerin kutsama töreni düzenlenecek. Türkiye İzleme Komitesi Yerevan adlı STK'nın Türk basınından derlediği bir özeti sunuyoruz.
Türkiye, Libya'daki iç savaşta taraf olduğuna göre belli ki Suriye'de yapılan hatalardan ders çıkarmadı. Anımsatalım, kısa süre önce Gelecek Partisi'ni kuran eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bakanlığı sırasında bol bol ritmik diplomasi, enerjik diplomasi, dinamik diplomasi gibisinden laflar ederdi. Sabah Türkiye'nin merkez ülke olduğunu söyler, öğlen Türkiye'nin oyun kurucu olduğundan bahseder, akşam ise Türkiye'nin pivot ülke olduğunu öne sürerdi. Stratejik derinlik sahibi Bakan Davutoğlu, gece ise Türkiye'nin küresel güç adayı olduğunu vurgulayarak uykuya dalardı. Sonuçta elde değerli yalnızlık kaldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size halk şarkısı olan Sub Sarkis Ahot Kıyerk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.